Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kurabiye yapacağız. Şimdi yapılışına geçelim. Öncelikle kabımızın içerisine burada 125 gram yağımız var. Bunu ilave edelim. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı pudra şekeri. Bunları boza kıvamına gelinceye kadar karıştıralım. Evet, istediğimiz kıvama geldi. Şimdi bir adet yumurtamızı katalım. Eğer pudra şekeriniz yoksa arkadaşlar toz şekerle de olur kurabiyeleriniz. Gayet de güzel oluyor. Şöyle önceden yağ ve şekeri çırparsanız önemli olan o şekerin iyice erimesi. O zaman kurabiyelerimiz güzel olur. Burada benim 3 su bardağı unum var. Onu kontrollü bir şekilde ilave edeceğiz. Şimdi 2 yemek kaşığı nişastamız var. Burada bir paket vanilya. Burada da yarım paket kabartma tozumuz var. Şöyle ben göz kararı 2 yemek kaşığı kadar dolu dolu 2 yemek kaşığı kadar fındık içim. 2 yemek kaşığı kadar veya 3 yemek kaşığı kadar da damla çikolata. Güzelce karıştıralım. Şimdi çırpıcıyı kenara alalım ve hamurumuzu yoğuralım. Evet, kurabiyemizin hamuru elimize yapışmıyor. Güzel de şekilde alıyor. Ben sonradan arkadaşlar yarım su bardağı kadar da un ilave ettim. Yani toplamda 3,5 su bardağı un gitti. Kıvamı güzel. Şimdi şekil verelim. Şimdi tepsimize yağlı kağıdı koyduk. Şöyle benim bir kepçem var. Onunla kurabiyeme şekil vereceğim. Şimdi çok dolu kurabiyelerin büyük olmasını istemiyorsanız hamurunu az koyup öyle şöyle içinize elinize yuvarlayıp içine koyup böyle küçük kurabiyeler de elde edebilirsiniz. Ben bir tık büyük olsun istiyorum. Şöyle ortalama. Şöyle çok güzel. Şöyle dondurma alır gibi. Çünkü kabartma tozu da olduğu için içinde çok büyük oluyor arkadaşlar. Evet, direkt tepsiye de şekil verebiliriz. Şöyle. Kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 170 dereceli fırında pişirelim. Arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Şimdi üzerine pudra şekerini serpiştirelim. Çok güzel oldular. Mis gibi kokuyorlar. Hepinizin yapmasını tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.